Hoş geldiniz kıymetli izleyiciler. Bir hadis bir yorum köşesinde yine birlikteyiz ve Gül Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den varid olan bir hadis-i şerifi bugün yine okuyup yorumlamaya çalışacağız. Bugünkü hadisimiz çocuklar hakkında olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarla olan münasebeti, çocuklara olan karşı sevgisini anlatan bir özel hadis. Çocuk sevgisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında çocuk sevgisini ifade eden bir hadis. Ebu Katade el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Biz mescitte oturmuş namazı bekliyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzunda kızı Zeynep'ten olan torunu Ümame binti Ebil As bin Errebi ile birlikte çıka geldi. O omuzunda olduğu halde yani torunu omuzunda olduğu halde tekbir alıp namaza durdu. Rükûa giderken çocuğu yere koyuyor, kalkarken tekrar çocuğu omuzuna alıyordu. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazını tamamladı. Sevgili Peygamberimizin kızı Zeynep'ten olan kız torunu Ümame'ye karşı sevgisini yansıtan bu davranışı istisnai bir olay değil Efendimizin hayatında. Onun Hazreti Fatıma'dan olan diğer torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz için de aynı sevgi tezahürüne defalarca şahit olmuşlardır. Sahabi Şeddat bin el-Had'ın anlattığına göre bir öğle veya ikindi namazında Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin'den biri kucağında olduğu halde cemaatin önüne geçen Hazreti Peygamber çocuğu yere koyarak namaza başlamış. Secde esnasında sırtına binen torununun kendiliğinden inmesini beklediği için secdeyi uzatmıştı. Ne olduğunu merak edip kafasını kaldıran Şeddat, Allah Resulü'nün sırtında çocuğu görünce tekrar secdesine döndü. Namazın sonunda uzun secdenin Resulullah'ın başına gelen bir işten veya ona gelen bir vahiden kaynaklandığı düşüncesiyle sebebini öğrenmek isteyen cemaate Peygamber Efendimiz hiçbiri değil. Oğlum beni binek yaptı, işini bitirmeden acele etmeyi hoş görmedim karşılığını verdi. Gördüğünüz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuk sevgisi namazındayken bile, secdedeyken bile çocuklara karşı ne kadar ihtimam gösterdiğinin en can alıcı, en güzel örneklerinden birini görüyoruz ki bizler bu şekildeki bir davranışı rehber almalı, hayatımızda tatbik etmeliyiz diye düşünüyorum. Çocuk sevgisi Cenab-ı Hakk'ın bütün canlılarla birlikte insan fıtratına koyduğu doğal bir duygudur. Bu duyguyla canlı türleri hayatta kalmakta, insan neslinin devamlılığı sağlanmaktadır. Bu sevgi ve himaye duygusu olmadan korunmaya muhtaç yavrulara kimsenin ilgi göstermeyeceği, dolayısıyla belki bir gün bile yaşama şansına sahip olamayacakları açıktır. Bu Cenab-ı Hakk'ın yaratma hikmetine uygun bir kanundur. Bizlere Allah'ın emaneti olan göz nuru, gönül sururu çocuklarımızın aynı zamanda bizim imtihanımız olduğu gerçeğini unutmayalım ve göz nuru, gönül sururu olan yavrularımıza, evlatlarımıza, çocuklarımıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği ihtimamı göstermek için bizler de özen gösterelim. Ki bugün camilerimizde, mescitlerimizde çocuklarımızın neşe ile güller, ruşenler haline döndürdüğü mescitlerde onlara da saflarımızda yer verelim. Onların şen şakrak edası ve sedası ile camilerimizi neşeli bir atmosfere dönüştürmüş olalım ki çocuk sevgisini sosyal hayat içerisinde, içtimai hayat içerisinde, camilerimizde, okullarımızda, hayatımızın her alanında göstermiş olalım. Ve bu şekildeki bir davranışımızla hem Efendimizin sünnetine uygun bir davranış gerçekleştirmiş hem de sosyal yaşamımızı daha yaşanabilir bir hale dönüştürmüş oluruz diye düşünüyorum. Bir hadis bir yorumda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.